Bir su hikayesi. İstanbul'da son 10 yılın en düşük seviyesine gerileyen baraj dolulukları endişelendirdi. 1900'lü yıllardan bu yana dünya nüfusu neredeyse 5 kat arttı. Bu esnada su tüketimi de 6 kat arttı. İstanbul gibi hızlı büyüyen şehirlerde düzenli olarak su kıtlıkları yaşanması demek bu. Gezegenimiz suyla kaplı olsa da bu suyun sadece %2,5 kadarı tatlı su. O yüzden medeniyetimizin her bir damlaya ihtiyacı var. Bu suyun %20'si evde kullanıma, %10'u enerji endüstrisine, en büyük payı da gıda üretimine gidiyor. Tek bir su kaynağı bile o kadar değerli ki. Coğrafyamız işte bir dönem suyunu tutuyor, tasarruf ediyor, yeraltı su kaynaklarına yolluyor. Bir sezonu kaçırdığınızda tolere edebiliyor. 2 sezon, 3 sezon bu problemi yaşadığınızda işte o zaman sıkıntı oluyor. Ben Mert Fırat, oyuncu ve senaristim. Çevreciliğe önem veriyorum ve olumlu bir fark yaratmak istiyorum. Hepimiz evde su kullanımımızı azaltabiliriz. Su tasarruflu duş başlıkları takabiliriz. Klozet rezervuarlarına şişen poşetler koyabiliriz. Sızdıran muslukları onarabiliriz. Bulaşık makinesi kullanmak ve tamamen doldurmak da su kullanımını optimize eder. Makineye konacak bulaşıkları sudan geçirmemek, kullanım başına 57 litre su tasarrufu sağlar. Su tasarruflu çamaşır makineleri kullanmak, eski modellerin kullandığı suya kıyasla 3/2 oranında tasarruf sağlayabilir. Genel olarak evlerimizde alışkanlıklarımızı değiştirip su tasarruflu aletler kullanarak günlük su kullanımımızı ortalama %40 azaltabiliriz. Artık harekete geçmeye ihtiyacımız var. Hem de hiç olmadığı kadar. Benim için sosyal medya her şeyi değiştirdi. Bilgi ve umut dolu videoları görmek gerçekten çok heyecan verici. Bence küçümsenmeyecek bir şey bu. Bir kişide bu farkındalığı yaratıp onu da dönüştürebildiğimizde sanayiye de etki ediyoruz, tarımı da etki ediyoruz. Sorunu çözmeye başlamanın en iyi yolu suyla bağımızı kavramak. Böylece susuz bir gelecekten kaçınabiliriz. Şimdi harekete geçersek en kötü senaryoyu önleyebiliriz.